Tartışılan başka konular da var. Nedir o? Dışarıda, dünyada aslında yankı bulan bir haber. Lübnan'da yapılan çağrı cihazlarının patlatılması. İsrail tarafından yapıldı bu saldırı ve sonrasında acaba yeni bir savaş dönemi içerisinde miyiz? Savaş kuralları yeniden mi yazılıyor diye sorduğumuz bir dönemin içerisindeyiz. İşte tam da bu konuyu konuşacağız. Dış haber editörü Çağlar Öner bu kez burada. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Tarhan. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Arkamızda neler oluyor diye başlık altında. Evet. Aslında kronolojik bir sıra var. Öncelikle senden dinlemek isterim ama şu soruyu sormak istiyorum. Yeni bir savaş kurallığı mı yazılıyor Çağlar? Ne dersin? Aslında bu doğru bir soru. Çünkü insanlık tarihinin bugüne kadar hiç daha önce karşılaşmadığı bir saldırı. Bir siber saldırı. Ve bunun ötesinde başka şeyler olduğu da ifade ediliyor. Yani Amerikan basınında bugün bir iddia vardı. İsrail'in yıllar önceden bunu planladığı, paravan şirketler kurduğu, milyonlarca dolar aktardığı ve bu telsizlerin, bu çağrı cihazlarının üretimini aslında kendisinin yaptığı, bir gün patlatmak amacıyla kendisinin yaptığı gibi çeşitli iddialar var. Yani şu anda bu soruya net bir yanıt vermek mümkün değil. Yeni bir savaş kuralı mı başlıyor? Yeni bir savaş dönemine mi giriyoruz? Demek evet veya hayır demek hem doğru hem yanlış olur. Çünkü şu ana kadar o kadar muğlak bir durumdayız ki hiçbir şey net değil. Mesela İsrail henüz hala net bir şekilde bu saldırıyı ben yaptım demedi. Ancak Dışişleri Bakanı Gallant'ın Mossad'ı arayıp tebrik ettiğine yönelik bir iddia da var. İsrail'den net bir açıklama gelene kadar bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun bir siber saldırı olup olmadığı konusunda da bir siber saldırı mı? Yani kodla, yazılımla yapılan bir patlama mı? Yoksa bu çağrı cihazlarının içine, telsizlerin içine patlayıcılar yerleştirilmiş ve ısındıktan sonra mı patlatıldı? Bunların her biri bugün soru işareti. Yani aynı yere geleyim. Ne evet diyebiliriz ne hayır diyebiliriz. Ama bir şeyler değişiyor. Bir şeyler değişiyor. O kesin. Peki neler oldu? Dünden bugüne ne değişti? Dünden bugüne ne değişti? Aslında biraz 2006'ya gitmemiz lazım. 2006'da Lübnan Savaşı'nda, 2. Lübnan Savaşı'nda Hizbullah'ın verdiği kayıp sayısı son iki gündür verdiği kayıp sayısı kadardı. Çok önemli. Aslında yeni bir dönem başlıyor. Evet, Hizbullah 2006'dan bu yana hiç İsrail'e karşı bu kadar büyük kayıplar vermemişti. Ne oldu? 17'sinde, 17 Eylül günü dünyayı şok eden bir haber geldi. Çağrı cihazları arka arkaya patlıyor. Bizler de haberlerimizde aktardık. Alışveriş yaparken, yolda yürürken, bir yerde beklerken insanların çağrı cihazları tek tek patlamaya başladı. Ve bu işin altında İsrail'in olduğu iddiası var. Hala iddia, resmi açıklama gelene kadar. Şimdi dünyayı şoka uğrattı bu saldırı. Yaşamını yitirenler oldu. 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Daha sonra dünya hala bunu tartışırken, Lübnan'da cenazeler olurken 500 yeni saldırı haberi geldi. Ama bu sefer sadece çağrı cihazları değildi. İçinde telsizler de vardı, evlerdeki radyolar da vardı. Ve bu kez saldırıların daha çok arabalarda ve evlerde görüldüğü ortaya çıktı. Hatta bazı evlerin harabeye dönmüş görüntüleri de kameralara yansımıştı. Amatör kameralara yansımıştı. Yani Lübnanlılara ve Hizbullah üyelerine diyorlar ki bulunduğunuz hiçbir yerde rahat etmeyeceksiniz. Kesinlikle. Hem de bunu sadece Lübnan'a söylemiyor. Aynı zamanda İran'a da söylüyor. Aynı zamanda Gazze'ye de söylüyor. Yani bu aslında İsrail'in bir gözdağı, bir meydan okuması olarak değerlendirilebilir. Size o kadar yakınım ki beni cebinde taşıyorsun diyor İsrail. Hizbullah bunu söylüyor. İran'a senin başkentini ben vururum. Adım adım biliyorum. Kimin nerede olduğunu, kimin nerede ağırlandığını ben çok iyi biliyorum. Nokta atış bile yapabilirim diyor ki yaptı zaten, evet, biliyorsun. Kesinlikle. Yani ki şöyle bir şey var. Şimdi Hamas'la 7 Ekim'den bu yana aslında bir çatışma halindeler. Ve o günden bu yana böyle bir saldırı görmedik. Evet. Hamas'a karşı. Evet. Ama şimdi iş Lübnan tarafına geçince artık şiddetin dozacı, savaşın modeli değişmeye başladı. Evet. Yani bundan sonra mesela ilk saldırıda sadece çağrı cihazları vardı. Şimdi telsizlerden bahsediyoruz ve diğer elektronik aletlerde acaba patlatılacak mı? Bugün ne olacak peki? Var mı beklentin? Bugün ne olacak? Yani İsrail her şeyi yapabilir artık. Çünkü Orta Doğu'da istediği gibi top çevirebildiğini bugün dünyaya gösterdi. Ancak evet, senin söylediğin çok önemli bir şey vardı az önce. Oradan gidelim. Lübnan'a, Hizbullah'a yönelik saldırılar daha şiddetli. Hamas'a niye bu saldırıyı yapmıyor da Hizbullah'a yaptı? Şimdi 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı harekatı başlattı Hamas. Buna demir kılıçlar operasyonuyla yanıt verdi İsrail. O günden bu yana evet, Hamas'a yönelik böyle bir operasyon yapılmadı. Ancak
Savaşın ikinci gününden itibaren Hizbullah da bu savaşın içinde ve aslında İsrail'e asıl tahribatı Lübnan Hizbullah'a veriyor. Lübnan Hizbullah'ın elinde 200 binin üzerinde füze olduğu iddia ediliyor. Kesin rakam, kesin sayı bilinmese de ve İsrail asıl tehdidi Hamas'tan değil Hizbullah'tan alacağını biliyor. Yapılan füze saldırılarında birçok nokta harabeye döndü İsrail'de. Bu belki İsrail basını tarafından dünyaya çok fazla servis edilmedi. Ancak gelen görüntüler, özellikle sosyal medyaya yayılan bazı görüntüler aslında Hizbullah'ın attığı füzelerin İsrail'de başarılı olduğunu gösterdi bizlere. İsrail'de yönünü aslında Gazze gibi gösterse de asıl savaşı Hizbullah'la veriyor. Niçin Hizbullah'la veriyor? Çünkü Hamas'ın gücü Hizbullah'ın onda biri kadar diyebiliriz. Hamas daha çok yerelde başarı sağlayabilecek bir örgüt. Ancak Hizbullah işte elinde bulundurduğu silahlarla İsrail'in başını daha çok ağrıtabilecek bir örgüt. Ki ondandır İsrail'in güney bölgesinde 60 bin kişi tahliye edildi. 60 bin İsrailli'yi tahliye etti. Sadece orada değil, İsrail'de aynı zamanda askeri sevkiyatını da devam ettiriyor bölgeye. Devam ettiriyor bölgeye. Yani aslında savaşın yönü bundan sonra Gazze'den Lübnan'a kayacak. Hı. Lübnan'ın güneyine, İsrail'in kuzeyine kayacak. 60 bin kişi orada tahliye edildi. Şu an İsrail'in kuzeyi bomboş. Ve şu anda Netanyahu'nun yaptığı son açıklama, bizim gayemiz 60 bin kişiyi yeniden yerlerine yerleştirmek. Bugünkü savaşın geldiği noktayı bu olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruna gelelim. Bugün bir şey bekleniyor mu? Dün beklenmiyordu. Dün oldu. Bugün olabilir. Aslında bir sürprizli ilerliyor İsrail. Evet. Yani her an her şeyi yapabilirim ama yapmaya da bilirim diyor. Bize bunu gösterdi. Kesinlikle. Şu 7 Ekim'den beri baktığımız zaman sürece İsrail'in her an her şeyi yapabilme potansiyeli var ama sessiz de kalma ihtimali var. Evet. Şimdi diğer taraftan konu şu. Acaba biraz önce bahsettiğin konu, 60 bin kişinin tahliye edildikten sonra orada yeni bir bölge dizayn edildikten sonra nasıl bir İsrail'in kuzeyini düşünüyorsun? Yani şöyle bir senaryoları düşündüğünde bıraktıkları gibi mi olacak o 60 kişinin? Aslında buna cevap vermek o kadar zor ki. Çünkü bunun için biraz da savaşın gidişatının ve iktidarın, Netanyahu hükümetinin nasıl şekilde politikalarına devam edeceğinin önemi var. Şimdi Netanyahu çok eleştiriliyor İsrail'de. Ülkede adeta Tel Aviv başta olmak üzere birçok noktada hükümet karşıtı gösteriler de devam ediyor bir taraftan. Ve çok sert eleştiriliyor Netanyahu. Sebebi ise bu savaşı devam ettirme ısrarı, isteği. Netanyahu'nun arzusu Gazze'de bir tampon bölgede oluşturmak. Philadelphia Koridoru denilen bir bölge var burada. Evet. Ve burada İsrail askerlerinin sürekli hale gelmesini istiyor. Ve burada herhangi bir silahlı örgütün varlığını kabul etmiyor. Filistin yönetimine yönetimi verebiliriz. Ancak herhangi bir asker grubu, birlik, silah girişi çıkışı kesinlikle olmayacak diyor. Şimdi Netanyahu'nun savaşa yönelik bakışı değişirse ve Lübnan Hizbullah'ına karşı verdiği bu savaşta başarı elde ederse İsrail ordusu, o zaman farklı bir şey söyleyebiliriz. Ancak dönüşte ben hiçbir şekilde İsrail'in kuzeyindeki 60 bin insanın güvende olacağını düşünmüyorum. Hala tehlikede olacak. Hala tehlikede olacaklar. Çünkü Hizbullah gerçekten bölgede büyük bir gücü elinde barındırıyor. Pekala. Şimdi diğer volümümüz vardı arkadaşlar. Onu da getirelim. Bu telsizlerin nasıl bir şey olduğunu görmek için. Anadolu Ajansı'nın verilerinden elde ettik tabii ki bunları. Şöyle bir, aslında burada her şey ortada. Yani üretimi Tayvan diyor. Eksi 10 dereceye kadar dayanıklığı var diyor. Soğuğa dayanıklı diyor. Eksi 10 derecenin yanında bir de artı 50'ye kadar da dayanabilir diyor bu telsizler ama bunlar sadece teknik bilgiler. Evet. Detayları ne? Detayları ne? Bir kere Jerusalem Post'u okudum bugün. New York Times'a dayandırılan bir haber var. Bu telsizlerin ve bu çağrı cihazlarının tamamının aslında yıllar önce İsrail tarafından üretildiği ve Hizbullah'a satılmak üzere üretildiği, paravan şirketler kurulduğuna yönelik bir iddia var Jerusalem Post'ta. Milyonlarca dolar kaynak ayrılmış fabrikaların kurulması için ve bu fabrikalar içine patlayıcılar yerleştirilerek bile bile, yani Hizbullah'ın talep edeceğini bilerek, önden kabul ederek Hizbullah'a satılmış, Hizbullah'a gönderilmiş, Lübnan'a gönderilmiş diye bir iddia var. Bu bir iddia. Yani bu bize gösteriyor ki ama İsrail, iddia doğruysa eğer, evet, yani yıllar öncesinden bir teknoloji üretiyor, evet, ve yıllar öncesindeki teknolojiyi Hizbullah kullanıyor. Kesinlikle. Ve aradaki öyle teknoloji farkını düşündüğümüzde muazzam bir fark çıkıyor ortaya. Öyle de diyebiliriz, ancak çağrı cihazlarının teknolojisi 1980'lere dayanıyor. 80'lerden sonra gelişmiş bir teknolojisi yok çağrı cihazlarının. Hı hı. Bu yüzden çağrı cihazlarına sızmak biraz zor. Çünkü cihazlarda yazılımlar ne kadar artarsa
sızmak o kadar kolay hale geliyor. Örneğin cep telefonları bugün kullandığımız her uygulamanın ayrı bir yazılımı var. Kamerasının ayrı yazılımı var. Telefonun kendi yazılımı var ayrıca. Şimdi telefonlarımıza sızmak daha kolay. Ancak çağrı cihazlarına sızmak yazılımlarının 1980'li yıllardan kalma olduğu için onlara birazcık daha zor. İsrail aslında şunu yapıyor. Çok temel yazılımlı, üzerine bir şey eklenmeyecek. Yani teknolojinin ilerlemeyeceği şeyler üzerinden, cihazlar üzerinden bunu yürütüyor. Bak dikkat edersen televizyonlarda bir patlama yok. Radyolarda patlama var. Çünkü radyolarda teknoloji gelişmiyor. Bir yere kadar gelmiş ve bir yerde kalmış. Çağrı cihazları, telsizler ve radyoların İsrail tarafından paravan şirketlere üretilip bir gün biz bunu patlatacağız düşüncesiyle Lübnan'a satıldığı iddiası var. Çok vahim bir iddia. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında bugünkü saldırılar biz iki gündür biliyoruz ama belki 10 yıl önce planlanmış, 15-20 yıl önce planlanmış saldırılar. Yani bu da bana kalırsa tehlikenin boyutunu biraz daha artırıyor. Evet, çok dikkat çekici. Evet. Yani acaba Filistin üzerinde, Hizbullah üzerinde böyle planlar kuran İsrail, İran gibi ülkeler için nasıl planlar kuruyor? Evet. Bunlar da gün yüzüne ilerleyen dönemlerde çıkacak. Kesinlikle öyle. Bu arada çağrı cihazlarına dair bir şey daha söyleyeyim. Hı hı. Şimdi çağrı cihazlarını üreten şirket biz Lübnan'a, Hizbullah'a bunu artık üretmediğimizi, bundan elimizi çektiğimizi ve aldığınız cihazları bizden almıyorsunuz dediğimizi söyledik diyor. Şimdi bu da çok önemli bir detay. Eğer böyleyse o zaman İsrail'in paravan şirketle paravan fabrikalarda bu cihazları ürettiği iddiası doğru kabul edilebilir. Yani daha doğruya yakın bir hal alıyor. Şimdi hal böyleyken çok da zamanını almak istemem esasında. Yavaş bir yavaş. De merak edilir oldu. Türkiye'de de telsizler çağrı cihazlarına yönelik benzer bir saldırı gerçekleştirilebilir mi? Şimdi Türkiye'de çağrı cihazlarının kullanımı cep telefonlarının yaygınlaşmasıyla bitti. Eskiden evet. Sağlık sisteminde ciddi bir kullanım varmış. Daha sonra 90'lı yılların başında yok olmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri diyor ki bizim kullandığımız telsizler 3. ülkeler tarafından yapılmıyor. Yerli ve milli. O yüzden bizim telsizlerimizde böyle bir saldırı olması mümkün değil. Gelen açıklama son şekilde bu. Bize özgü diyorlar ya. Yani. Bize özgü. Biz yaptık bunları, üçüncü ülkeler yapmıyor. Hı hı. O yüzden böyle bir sızma söz konusu olmaz diyor Milli Savunma Bakanlığı. Bu da güven veriyor. Teşekkür evet. ederiz Çağlar. Ne demek? Sağ olasın. Çağlar Öner'le birlikte aslında dış haber editörümüz kendisi. Bu Lübnan'ın ne durumda olacağına ve Mossad'ın bu saldırılarının devamı olacak mı olmayacak mı sorularına yanıt aramaya çalıştık. Ve bizlere ne anlatıyor? İşte bu sorunun yanıtını Çağlar vermeye gayret etti.